Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli abiler, 24. mektubun 1. ceylinden inşallah okuyacağız. Malum dua bahsi. Bu bahis kısa gibi olmasına rağmen duaya dair çok önemli, çok hakikatli hususları dile getiriyor. Duanın mahiyetinden, çeşitlerinden bahsediyor. Dua ediyoruz, niye kabul olmuyor gibi soru var. O soruya cevap teşkil eden açıklamalar yapıyor. Duanın makbuliyetinin şartlarından söz ediyor. Dua ile iman arasındaki bağlantıyı kuruyor vesaire. Biz inşallah baştan başlayarak 40 dakika zarfında okuyacağız. Cenab-ı Hak hissedar olmayı ihsan eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi levla du'a'ukum. Yani ey insanlar, duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Mealindeki ayetin 5 nüktesini dinle. Demek ki bu bahis esas itibariyle bu ayeti kerimenin izahı, tefsiri demek olacak. Ey insanlar, duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var? Ayetin verdiği mesaj bu. Birinci nükte, dua bir sırr-ı azim-i ubudiyettir. Ubudiyetin, kulluğun azim bir sırrıdır. Belki ubudiyetin ruhu hükmündedir. Şimdi ruh bir şey, asıl şey yapan öz ya, demek ki ubudiyetin de ruhu hükmünde dua. Duası olmayan ubudiyeti yok anlamına geliyor. Cenab-ı Hak muhafaza buyur. Çok yerlerde zikrettiğimiz gibi dua üç nevidir, üç çeşittir. Birinci nevi dua, istidat lisanıyladır ki kabiliyet, verilen potansiyel kabiliyet lisanıyladır ki bütün hububat, tohumlar lisanı istidat ile fatır-ı hakimden, hakim olan yaratıcıdan dua ederler ki senin nukuş-u esmanı mufassal göstermek için, ayrıntılı olarak göstermek için bize neşvi nema ver. Küçük hakikatimizi sümbülle ve ağacın büyük hakikatine çevir. Biz şöyle düşündüğümüz zaman gerçekten hububatın, tohumların böyle dua ettiğine dikkat kesiliyor muyuz? Galiba kendi adıma söylüyorum, hiç oralı olmuyoruz. Ama üstad diyor ki hububat dua ediyor. Habbeler, tohumlar dua ediyor. Neyle? İstidat lisanıyla dua ediyor. Kime? Fatır-ı Hakime, yaratıcıya. Ne diyorlar istidat lisanıyla? Senin isimlerinin nakışlarını göstermek istiyorlar. Senin Rezzak ismini, Müzeyyin ismini, Musavvir ismini göstermek istiyoruz. Bize neşvi nema ver, küçük hakikatimizi sümbülle ve ağacın büyük hakikatine çevir. Demek ki tohum dediğimiz zaman geçmeyecek. Tohumlar dua ediyorlar. Ama nasıl dua? İstidat lisanla dua ediyorlar. Ne diyorlar? Cenab-ı Hakk'a senin isimlerinin nakışlarını, yansımalarını biz tafsilatlı olarak göstermek istiyoruz. Bize imkan ver diyor. Subhanallah. Hem şu istidat lisanıyla dua nevinden birisi de şudur ki esbabın içtimağı, sebeplerin bir araya gelmesi müsebbebin yani sonucun, neticenin icadına bir dua. Sebepler bir araya geliyorsa adeta bu da bir anlamda dua mahiyeti taşıyor. Yani esbab, sebepler bir vaziyet alır ki o vaziyet bir lisan-ı hal hükmüne geçer. Hal ile dil hükmüne geçer ve müsebbebi yani neticeyi Kadir-i Zülcelal'den dua eder, isterler. Sebepler bir araya gelmişse, diyelim pirinç biz yetişmesini istiyoruz. Aşağıda gelecek su var, güneş var, toprak var. Bütün şartlar bir araya gelmişse adeta bu lisan-ı hal ile bir dua mesabesinde oluyor.
ve Cenab-ı Hak'tan Kadir-i Zülcelal'den istiyorlar. Mesela su, hararet, sıcaklık, toprak, ziya bir çekirdek etrafında bir vaziyet alarak o vaziyet bir lisanı duadır ki, bir dua dilidir ki bu çekirdeği ağaç yap ya Halık'ımız, ey yaratıcımız, bu çekirdeği ağaç yap veya bu tohumu bitti yap veya bu diyelim buğday tanesi buğday başağı yap Halık'ımız derler. Çünkü o mucizi harikayı kudret olan ağaç, o harika bir kudret mucizesi olan ağaç, o şuursuz, cani, basit maddelere havale edilemez. Yani en çok verilen incir ağacı ya, kayısı ağacını, vişne ağacını, elma ağacını düşünebiliriz. Bakıldığı vakit kuru toprağa dikiliyor. Ondan sonra bir parça su bu toprağı nemlendiriyor. Tamam. Fakat o incir çekirdeğinden, kayısı ne diyelim çekirdeğinden Cenab-ı Hak kayısı ağacı ihsan ediyor. Peki bu muazzam kayısı ağacını toprak mı bize veriyor? O sebepleri mi veriyor? Sebeplere havale edilebilir mi? Sebeplerin şuuru var mı? Bizim o meyvelere ihtiyacımız var. O meyvelerde şu özelliklerin bulunması lazım. Demek içtima ve esma bir nevi duadır. Bir çeşit dua da budur. İkinci nevi dua ihtiyacı fıtri lisanıyladır. Fıtri olan ihtiyaç diliyledir ki bütün zihayatların, canlıların iktidar ve ihtiyarları dahilinde olmayan iradelerine bağlı olmayan hacetlerini ve matlaplarını, taleplerini ummadıkları yerden vakti münasipte, en uygun vakitte onlara vermek için Halik-i Rahim'den bir nevi duadır. Demek ki fıtri olarak bütün canlılar muhtaç ya, besinlere muhtaç, havaya muhtaç, suya muhtaç, aydınlığa muhtaç, ışığa muhtaç, her neyse. İşte bu fıtri ihtiyaç diliyle yapılan dualar duanın ikinci çeşidini teşkil ediyor. Bunu da ihtiyacı fıtri lisanıyla yapılan dua diye adlandırıyor. Demek ki bütün ihtiyaçlar, bütün canlıların ihtiyaçları, beslenmeye dair ihtiyaçları, çoğalmaya dair ihtiyaçları, maddi manevi ihtiyaçları bir çeşit duadır. Kimden? Halık-ı Rahim'den. Ne demeye geliyor? Ne istiyorlar? Ya Rabbi, bizim ihtiyacımızı karşıla. Bizim gıdaya ihtiyacımız var, suya ihtiyacımız var, havaya ihtiyacımız var, çoğalmaya ihtiyacımız var diye ihtiyaçlarını fıtri olarak arz ediyorlar Halık-ı Rahim'e. O da onların duasını kabul ediyor. Dua çağırmak demek ya, dua seslenmek, çağırmak demek. Demek ki her zihayat, her canlı fıtri ihtiyacıyla Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Çünkü iktidar ve ihtiyarları haricinde bilmedikleri yerden vakti münasipte onlara bir Hakim-i Rahim gönderiyor. Elleri yetişmiyor. Yani o ihsan dua neticesidir. En küçük organizmalardan, hatta mikroorganizmalardan diyelim, işte fillere, gergedanlara varıncaya kadar canlılar dünyasında ne kadar tür canlı varsa bunların sayıya gelmez tertleri, bunların sayısız ihtiyaçları Cenab-ı Hakk'a, o Halık-ı Rahim'e bir nevi dua. Bizim ihtiyacımızı karşıla. Biz bunları temin edemeyiz. Bunlara ihtiyacımız var diye adeta o fıtri ihtiyaçlarıyla, matlaplarıyla Cenab-ı Hakk'a dua etmiş oluyor. Görüyoruz ki Üstad duaya nasıl kapsamlı bir anlam yüklüyor. Daha doğrusu duanın nasıl kapsamını bizim önümüze koyuyor. Dua deyince biz ne kadar daha düşünüyoruz? Üstad duayı nasıl açıyor? Nasıl tafsir ediyor? Kainattan başladı, humubattan başladı. İhtiyacı fıtri lisanıyla bütün canlıların Cenab-ı Hakk'a bir çeşit isteklerini dile getirmesinden başlayarak muazzam bir dua çerçevesi çiziyor. Aşağıda gelecek. Kainattan dergah-ı ilahiye giden duadır. Demek ki duayı sadece biz insanlar yapmıyoruz. Bütün canlılar yapıyor. Sadece canlılar değil, istidat lisanı bütün tohumlar yapıyor. Bütün mahlukat
bir anlamda Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Kainattan, mahlukattan, dergah-ı ilahiye giden bir duadır diyor. Duaya nasıl bakmamız gerektiğine dair önümüze muazzam bir çerçeve çiziyor. Elhasıl, bütün kainattan, cümle burada geliyormuş, özür dilerim. Elhasıl, bütün kainattan dergah-ı ilahiye çıkan bir duadır. Esbab olanlar, sebep olanlar, müsebbebatı, sonuçları Allah'tan isterler. İsteyen kim? Bütün mahluk. İstediklerini, harcatlarının, ihtiyaçlarının temini. İsteme kaynağı kim? Bütün ihtiyaçları karşılayan, kadir-ül hacat olan, fatır-ı hakim olan, kadir-i zülcelal olan Cenab-ı Hak ondan istiyorlar. Üçüncü nevi dua, ihtiyaç dairesinde ziruhların duasıdır. Cüretiyorum, zişuurların duasıdır. Akıl sahiplerinin, şuur sahiplerinin duasıdır. Kimdir şuur sahipleri? Şuur sahipleri insanlardır, ruhanilerdir, yani cinlerdir, melaikedir. Bunlar şuur sahibi ya. Bunların duasıdır ki, bu da iki kısımdır. Eğer ızdırar derecesine gelse, böyle mustariyet söz konusu olsa veya ihtiyacı fıtriye tam münasebetler ise, fıtri ihtiyacı tam bir uygunluk arz ediyorsa veya lisan-ı istidada yakınlaşmış ise, istidat diliyle isteme yakınlaşmış ise veya safi, halis, kalbin lisanıyla ise ekseriyeti mutlaka ile makbul. Bu da bu çeşit duanın makbuliyetinin de anahtarlarını veriyor usta. Demek ki ızdırar derecesine gelirse, ihtiyacı fıtriye münasip olursa, insanın istidada yaklaşırsa, safi olursa, halis olursa, kalbin lisanıyla olursa, ekseriyeti mutlaka ile makbul. Dua deyince biz dili düşünürüz daha çok da. Hayır, asıl bu kalple yapılan dua. Duygularla yapılan duadır. Izdırar içerisinde yapılan duadır. Yoksa dil kalbe tercüman olması lazım. Yoksa dil dua etse, kalp oralı olmasa bu dua olur mu? Dua olmaz. Dua insanın bütün varlığıyla, bütün benliğiyle, bütün duygularıyla, aklıyla, kalbiyle, şuuruyla Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederek ondan talepte bulunmasıdır. Terakkiyat-ı Beşeriye'nin kısmı azamın bu medeniyet harikaları diye üstadın başka da zikrettiği terakkiyatın önemli bir kısmı ve keşfiyatları bir nevi dua neticesidir. Yani uçak dediğimiz, tren dediğimiz ulaşım araçları, işte bugün bilgisayar teknolojisi, dijital dünyadaki bütün gelişmeler esasında nedir? Bir nevi dua neticesidir. Hiç böyle bakıyor muyuz? Bunları dua ile ilişkilendiriyor muyuz? Kendi adıma söylüyorum, hayır. Ama nasıl üstad bizi önümüze muazzam bir dua tablosu ortaya koyuyor. Medeniyeti ne diyelim? Terakkiyat-ı beşeriyenin esasında kısmı azamının da bütün keşfiyatların da bir nevi duanın neticesi olduğunu zikrediyor. Havariki medeniyet dedikleri şeyler ve keşfiyatlarına medar-ı iftihar zannettikleri emirler manevi bir dua neticesidir. Yani insanlar mesela uçakla ilgili olarak o kadar çok çaba göstermişler, o kadar çok deney yapmışlar. Galata Kulesi'nden uçmalar mı? Ondan sonra hasırları mumyalayarak denemeler yapmalar mı? İşte Wright kardeşler ondan sonra uçağın kaşfı kabul edilen onların yaptıkları onlarca yüzlerce deneyler mi? Cenab-ı Hak, ya Rabbi biz semada uçmak istiyoruz, seyahat etmek istiyoruz diye adeta bir nevi fiili olarak Cenab-ı Hak inansınlar veya inanmasınlar. Fiili olarak bütün bunlar dua mesabesinde ve dolayısıyla bu terakkiyat-ı beşeriyenin kısmı azamı ve havariki medeniyet denilen şeyler de esasında bir dua neticesidir diyor. Halis bir lisan-ı istidat ile istenilmiş, onlara verilmiştir. Lisan-ı istidat ile ve lisan-ı ihtiyacı fıtri ile olan dualar dahi bir mani olmazsa ve şerait dahilinde ise daima makbuldür. İkinci kısım, bu
şuurun akıl sahipten duasıdır dedi ya. Peki bu iki kısımda demişti. Birisini zikretti. İkincisi neymiş? İkincisi meşhur duadır. Dua deyince biz sadece bunu düşünüyoruz. O da iki nevidir. Bunun da tür çeşitleri var. Biri fiili, biri kalbi. Biri faaliyete, çalışmaya, eyleme dayalı duadır. Diğeri ise söze dayalı, kabille, sözle olan duadır. Mesela çift sürmek fiili bir duadır. Şimdi biz çiftçiyi gördüğümüz zaman tarlayı ekiyor, sürüyor. Bunun dua yaptığını düşünüyor muyuz? Üstad diyor ki bu dua. Bir öğrenci ders çalışıyor, kapaklanmış, gecenin geç vaktine kadar. Aslında ne yapıyor? Başarılı olmak için fiili dua ediyor. Rızkı topraktan değil, belki toprak hazini rahmetin bir kapısıdır ve rahmetin kapısı olan toprağı saban ile çalıyor. Toprağı saban ile, pulluk ile diyelim çalıyor ve Rezzak-ı Rahim'den dua ediyor tarlayı eken, biçen çiftçi veya diyelim işte besicilik yapıyor birisi diyelim veya ziraatın başka bir alanı ile meşgul, bahçecilik yapıyor. Bunların hepsi aslında duadır. Esnafın sabahleyin erkenden besmele çekerek ondan sonra dükkanını açması, temizlemesi bir duadır. Ben nasibimi bekliyorum, rızkımı bekliyorum. İhsan ile diye Cenab-ı Hakk'a bir tür duadır. Fiili bir dua. Demin bahsi geçtiği gibi öğrendiğin ders çalışması fiili bir duadır. Sair kısımların tafsilatını tay edip yalnız kavliye duanın bir iki sırlarına gelecek iki üç nüktede söyleyeceğiz diyor. İkinci nükte. Duanın tesiri azimdir. Üç kelimelik bir cümle ama okuyup geçme imkan yok. Altını çizmek lazım. Ezberlemek mi lazım? Bunu duvara mı yazmak lazım? Bir daha okuyorum. Duanın tesiri azimdir. Duanın etkisi büyüktür. Hususan dua külliyet kesbederek devam etse, külli olsa, umumi olsa ve devam etse netice vermesi galiptir, belki daimidir. Demin şahs-ı manevi atıf yapıldı da yayından evvel. Mesela şahs-ı manevinin duası için önemlidir? Şahs-ı manevinin duası külliyet kesbettiği için önemlidir. Umumiyet kesbettiği için önemlidir. Belki daimidir. Hatta denilebilir ki sebebi hilkat-ı alemin birisi de dua. Alem niçin yaratılmıştır? Sorusunun cevaplarından birisi duadır. Dua ile alakalı olarak yaratılmıştır. Nasıl? Yani kainatın hilkatinden sonra başta nevi beşer ve onun başında alem-i İslam, onun başında Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselamın muazzam olan duası bir sebebi hilkat-ı alemdir. Kainatın hilkatinden sonra başta nevi beşer, insanlık nevi. Onun başında alem-i İslam, İslam alem. Onun da başında Muhammed aleyhissalatü vesselamın muazzam duası. İlmi ilahi bildi o duayı diyor başka bir yerde. İlmi ilahi o duayı bildi. O duayı kabul etti. Alemi yarattı diyor. Ahiretin de varlığı duayla alakalı. Başta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere bütün ehli iman, bütün muvahhidin dua ediyor. Hayatın ebedi saadet istiyor. Saadeti dahil istiyor. Beka istiyor. Cennet istiyor. Dolayısıyla hilkatin sebebi dua olduğu gibi ahiret aleminin vücudu dahi bir açıdan bakıldığında duadır diye yine üstadın açıklaması var. Yani Halika alem istikbalde o zatı Aleyhisselatü Vesselam nevi beşer namına belki mevcudat hesabına bir saadet-i ebediye bir mazhariyet-i esma-i ilahiye isteyecek bilmiş o gelecek duayı kabul etmiş kainatı halk etmiş. Madem duanın bu derece azim ehemmiyeti ve vüsatı var. Yaratılışa vesile olacak kadar.
Dar-ı Saadet'in kurulmasına vesile olacak kadar ehemmiyeti ve vüsati genişliği vardır. Hiç mümkün müdür ki 1350 senede, şimdi 1400-1500 yakın senede her vakitte ne-i beşerden 300 milyon, şimdi belki 1,5 milyar cin ve ins, melek ve ruhaniyattan had hesaba gelmez mübarek zatlar. Bir ittifak Zat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam hakkında rahmet-i uzma-i ilahiye ve saadet-i ebediye ve husul-u maksud için duaları nasıl kabul olmasın? Milyonlarca dilin duasını Cenab-ı Hak için makbuliyetle karşılamasın. Hiçbir cihette mümkün müdür ki o dualar reddedilsin? Madem bu kadar külliyet ve vüsat ve devam kesbedip lisan-ı istidat ve ihtiyacı fıtri derecesine gelmiş, elbette o Zat-ı Muhammedi Arabi aleyhissalatü vesselam dua neticesi olarak öyle bir makam ve mertebededir ki bütün okul toplansa, bütün akıllar bir araya gelse, bir akıl olsalar bu makamın hakikatini tamamıyla ihate edemezler. Bu da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi makamına dair küçük bir gönderme. İşte ey Müslüman, senin Ruz-i Mahşer'de böyle bir şefiğin var. Böyle bir şefaatçin var. Bu şefiğin şefaatini kendine celbetmek için sünnetine ittiba et. Sünnetine tabi. Eğer onun sünnetine tabi olursan, o şefiğin şefaatini Ruz-i Mahşer'de celbet. Devamında bahisi oraya atlıyoruz. Duayla ilgili kısımdan devam ediyorum. Üçüncü nükte. Duayı kavli-i ihtiyarının makbuliyeti iki cihettir. İhtiyari olan kavli duanın kabul olması iki cihettir. Nasıl? Ya aynı maktubiyle makbul olur veyahut daha evlasını verir. Biz bu iki ciheti dikkate almıyoruz. Duanın makbuliyeti deyince aynen kabul edilmesini düşünüyoruz. Aynen gerçekleşmeyince duamız kabul olmadı zannediyoruz. Hayır. Bu kavli İhtiyari duanın iki çeşidi var. Aynen kabul olması bir çeşidi. Bazen de aynen kabul edilmiyor fakat daha makbulüyle, daha evlasıyla mukabele ediliyor veya ahirete bırakılıyor. Bu da duanın makbuliyetinin başka bir çeşididir. Mesela birisi kendisine bir erkek evlat ister. Cenab-ı Hak Hazreti Meryem gibi bir kız evladını veriyor. Duası kabul olunmadı denilmez. Daha evla bir surette kabul edildi denilir. Bizim bu duanın kabulüyle ilgili yaklaşımımızı demek ki tasdik etmemiz gerekiyor. Kız Cenab-ı Hak'tan Hazreti Meryem ne yapıyor? Hazreti Meryem gibi bir kız evladını veriyor. Şimdi bu Ali İmran var da Kur'an'da bahsi geçen o Cenab-ı Hak'tan aslında bir erkek evlat istiyor. Satır arası. Onu Cenab-ı Hakk'ın mescidine, mabedine adamayı da tarihte bulunuyor. Fakat Cenab-ı Hak onun Hazreti Meryem'in bir kız evladı veriyor. Şimdi diyebilir mi ki duam kabul olmadı? Hayır. Duası kabul olmadı denilmez. Daha evla bir surette kabul edildi denir. Niçin? Sıradan bir eşek çocuk mu daha makbul? Hazreti İsa'ya annelik yapan Hazreti Meryem mi daha önemli? Dolayısıyla bazen Cenab-ı Hak matlubumuzu aynen verir, bazen daha makbulünü, daha evlasını verir. Daha evlasını verdiğini biz dikkate almaz da duamız kabul olmadı dersek yanlış yapmış olur. Hem bazen kendi dünyasının saadeti için dua eder, duası ahiret için kabul olur. Şimdi bu da işin başka bir tarafı. Dua ettiğimiz zaman Ya Rabbi şifa ver diye dua ediyoruz eğer hastayız. Tamam. Hastalığımız geçmiyor. Yaptığımız dua boşa mı gidiyor? Hayır. Ya ahiret hesabına o dualar kaydoluyor.
ebedi saadet namına o duala kaydoluyor. Metni bir de okuyorum. Bazen kendi dünyasının saadeti için dua eder. Duası ahiret için kabul olur. Duası reddedildi denilmez. Belki daha enfa, daha faydalı bir surette kabul edildi denilir ve herkes. Madem Cenab-ı Hak hakimdir, yani her şeyi hikmetle yapan, yerli yerinde yapandır, biz ondan isteriz. Hayırlısını istememizi icap eder. Onun bahsedeceği bütün taleplerimizin hayırlı olması, hikmetli olmasını bilmemiz ve dikkate almamız icap eder. Bak ifade ne kadar hoş. Madem Cenab-ı Hak hakimdir, biz ondan isteriz. O da bize cevap verir. Fakat hikmetine göre bizimle muamele eder. Örnek veriyor. Hasta tabibin hikmetini ittiham etmemeli. Bir hasta doktorun hikmetini, verdiği ilaçları veya taleplerine karşı doktorun tavrını ittiham etmemeli. Doktoru suçlamamalı. Hasta bal ister. Örnek olarak tabii bir hazık, uzman doktor sıtması için sülfato verir. Bal vermedi, sülfato verdi. Tabip beni dinlemedi denilmez. Belki ahu fizanı dinledi, işitti, cevap da verdi. Maksudun en iyisini yerine getirdi. Bu nokta çok kaçıyor. Yani bir sayfanın üçte birinde neredeyse üstad bu çok karıştırılan dua ile ilgili çok önemli bir hakikati Üstad Hazretleri önümüze koyuyor. Çok berrak biçimde anlatıyor. Demek ki biz dua ettiğimiz zaman duamız kabul olmadığı şeklinde bir söz söylememeliyiz. Biz dua etmekte yükümlüyüz. Cenab-ı Hak'tan istemekte yükümlüyüz. Vazifemiz ondan istemektir. Dilimizle istemektir, fiilimizle istemektir, halimizle istemektir, halisane istemektir, ızdırar lisanıyla istemektir, kalbimizle istemektir. Biz istedik mahbubumuzu Cenab-ı Hak'tan. Cenab-ı Hak hakimdir, o dilediğini verir. Ya mahbubumuzu istediğimizi aynen verir veya daha evlasını verir. Şimdi aynısını vermedi diye duamız makbul olmadı diyemeyiz. Evlasını verdi demeyiz. Veya burada geçtiği gibi biz dünya saadetimiz için dua ediyoruz. Hastalığımız geçsin diye. Ekonomik olarak biraz rahatlayalım, biraz varlıklı olalım diye dua ediyoruz. Söz verelim. Cenab-ı Hak eğer bizim matlubumuzu aynen ihsan etmiyorsa duamız kabul olmadı denilmez. Ne denir ya? Ebedi saadetimiz için daha enfa, daha faydalı bir surete Cenab-ı Hak kabul etti denilir. Verilen örnek çok güzel. Hasta doktorun tercihini, doktorun hastaya karşı tavrını suçlamamalı, hikmetini ittiham etmemeli. Diyor ki hasta doktordan bal istedi. Peki doktor ne verdi ona? Hastalığına dikkate alarak bal vermedi. Sıtmaya yakalanmış diye sülfato verdi. Peki hastanın dediğini dikkate almadı mı? Hastaya merhametsiz mi davrandı? Hikmetsiz mi davrandı? Hayır, tam tersine. Hastaya rahmetiyle, hikmetiyle davrandı doktor. Aynen bunun gibi biz Cenab-ı Hak'tan zenginlik isteyebiliriz, istemeliyiz. Belki o zenginlik ayağımıza dolanacak. Bizi tuğyana sevk edecek. Biz sıhhat istemeliyiz. Eğer sıhhatimiz yerine gelirse, yani belki biz Allah korusun isyana gideceğiz, bilemeyiz. Dolayısıyla biz Cenab-ı Hak'tan kendimizce hayırlı olanı, hayırlı olduğunu sandığımızı istemeliyiz. Ama onun hikmetini ve rahmetini ittiham etmemeliyiz. Bir, iki, duamız kabul olmadı dememeliyiz. Başka yerde söylüyor, kabul etmekle icabet etmeyi ayırıyor. Her duaya icabet var. Yeter ki biz dua edelim. Dua etmekle yükümlüyüz zaten. Cenab-ı Hak her duaya mutlaka icabet var. Niçin? Ayette. Üd'uni estecib. Dua edin, icabet edeyim. Üstad diyor ki icabet.
vaktir. Cenab-ı Hak icabet eder. Kabul etmeye gelince bunun bizim şartlarımıza bakan yönü vardır. Cenab-ı Hak hikmetine bakan yönü vardır. Dünyamız adına değil, belki ahiretimiz hesabına onun daha faydalı şekilde kabulü söz konusu olabilir. Biz Cenab-ı Hakk'ın hikmetini ve rahmetini asla iddiam etmemeliyiz. Duamıza Cenab-ı Hakk'ın icabeti yok, haşa dememeliyiz. Dua etmeye devam etmeliyiz halisane ve bilmeliyiz ki bu her duaya icabet edendir, duaları işitendir, dualara en evlasıyla mukabele edendir diye inanmalı ve bu yaratılış vazifemizi ifaya devam etmeliyiz. Beşinci yükte adet okudum. Çok kısa onu da okuyup inşallah din dersi bitirelim. Beşinci nükte, dua ubudiyetin ruhudur ve halis bir imanın neticesidir. Subhanallah. Dua ubudiyetin ruhudur. Nasıl ki ruhu olmayan insan kadavradır. Ruhu olmayan insan bedenden, et ve kemikten ibarettir. Duası olmayan kulluk da çekirden ibarettir. Onun için bak Fatiha suresi aynı zamanda dualardan oluşan bir suredir. Dua ediyor. İyyâke ihdinâs sırâta'l müstakîm dua cümlesi. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve leddâlin. Hep dua cümlesidir bunlar. Namaz kılarken dua ediyoruz. Oruç duadır, zekat duadır. Bu açıdan baktığımız. Dolayısıyla dua kulluğun ubudiyetin ruhudur. Ve dua deyince üstadın ifade ettiği gibi sadece kavliye dua değil, fiiliye dua, ızdırar derecesine dua, istidat lisanı yapılan dua gibi bütün boyutlara duayı hesaba kattığımız zaman dua ubudiyetin ruhudur. Başka? Halis bir imanın neticesidir. Karışık olmayan, arı duru bir imanın neticesidir. Çünkü dua eden adam duası ile gösteriyor ki bütün kainatı hükmeden birisi var ki en küçük işlerime ıtlağı var ve bilir. Başım ağrıdı, dua ediyorum. Çocuğumun sıkıntısı var, dua ediyorum. Her hacatım için dua ediyorum, etmem icap ediyor. Bu ne manaya geliyor? Bunu dua eden bir kimse niye göstermiş oluyor? Bütün kainata hükmeden birisi var ki en küçük işlerime ıtlağı var ve bilir. En uzak maksatlarımı yapabilir. Ebedi hayat istiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın azabından bizi muhafaza etmesini istiyoruz. Ebedi saadet istiyoruz. En uzak maksatlarımız ya bunlar. Ve en hakiki maksatlarımız. En uzak maksatlarımı yapabilir. Benim her halimi görür. Sesimi işitir. Öyleyse bütün mevcudatın bütün seslerini işitiyor ki benim sesimi de işitiyor. Cenab-ı Hak semî ya, semî mutlaktır. O semî mutlak sahibidir. Mutlak olarak her şeyi işitir, her şeyi görür ve her şeyi bilir. Bütün o şeyleri o yapıyor ki en küçük işlerimi de ondan bekliyorum, ondan istiyorum. İşte duanın verdiği halis tevhidin genişliğine ve gösterdiği nuru imanın halavet ve saadetine bak ki kul ma ya'bu bikum rabbi levla duaukum. Yukarıda verdiği bu yetin mali. Ey insanlar, eğer duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var? Sırrını anla. Ve bakala rabbukum ud'uni estecib lekum. Üd'uni esteciblik. Bana dua edin. İcabet edin. Cenab-ı Hak buyuruyor. Fermanını dinle. Ne demek dinle? Dua et. İcabet edeceğin Cenab-ı Hak taahhüt ediyor. Her türlü hacatını ondan iste. Her türlü dileğini ona arz et. Her türlü isteğini ona ilet. Niye? Bizim vazifemiz. O da böyle buyuruyor. İsteyin diyor. Dua edin, isteyin. Dua etmek istemek demek ya. İsteyin, icabet edeyim. Fermanı dinle. Başka?
Eğer nahuahi dağ ne dağ de ha denildiği gibi eğer vermek istemeseydi istemek vermezdi. Ne muhteşem bir söz. Eğer vermek istemeseydi istemek vermezdi. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana. İnneke entel alimul hakim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Minel ezeli ilel ebed. Adede ma fi ilmillah. Ve ala alihi ve sahbihi. Ve sellim ve sellim dinene amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Şimdi ikinci ders hiç ara vermeden başlıyoruz diye konuşuldu. İkinci ders de Emre Dağlay yakasından, o da bir anlamda duayla alakalı. Duanın başka boyutlarına dikkat çekiyor okuyacağımız 14. mektup Mehmet Ali Aykas'ın 1. ciltinde. Başında bir sual var. O suali ben özetleyerek devamını okumak istiyorum. Sual şu: bana hizmet eden küçücük bir Risale-i Nur talebesinin çoklar namına sorduğu sual ne cevaptır? Sual: üstadım, çocuk soruyorum, üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi. Faydasız kaldı. İki üç defa bulut toplandı. Yağmur vermeden dağıldı. Neden? Soru çocuğun sorduğu bir soru ama çocukça bir soru değil. Çok esaslı bir soru. Çok merkezi bir soru. Yağmur duası yapılıyor. Salat-ı istisga var ya, yağmur namazı kılınıyor. Ama neticesi görünmedi, faydasız kaldı. Bulut toplan tam yağacak gibi yağmur vermeden dağıldı. Neden diyor. Cevap şöyle başlıyor. El cevap: yağmursuzluk bu çeşit dua ve namazın vaktidir. İlleti ve hikmeti değil. Yani duaya dair çok merkezi, çok esaslı bir tahlil burası. Çok insanı kaçırdığı, dikkate almadığı, hatta bilmediği bir husus. Yağmursuzluk bu çeşit dua ve namazın vaktidir. İlleti ve hikmeti değil. Yani biz niye yağmur duasına çıkıyoruz? Niye salatu istisga kılıyoruz? Kuraklıktan, yağmursuzluktan dolayı değil ya. Yağmursuzluk bu namazın, bu duanın vaktidir. Nasıl ki güneş ve ayın tutulması zamanında küsuf ve hüsuf namazı kılınır ve güneşin grubuyla akşam namazı kılınır, öyle de yağmursuzluk, kuraklık, yağmur namazının ve duasının vaktidir. Şimdi güneş tutulduğu zaman, ay tutulduğu zaman kılınan sünnet namazlar var, kılınması gereken. Biz güneş tutulduğu zaman salat-ı hüsuf kılıyoruz. Peki niye kılıyoruz hüsuf namazını? Biz namaz kalın da güneş açılsın diye mi? Hayır. Güneş nasıl açılacağı zaten Cenab-ı Hakk'ın kevni aleme koyduğu kanun çerçevesinde belli. Biz ne yapıyoruz? Cenab-ı Hak o tasarrufu karşısında ona dua ediyoruz. Hamdimiz ve tesbihimizi arz ediyoruz. Dolayısıyla salat-ı hüsufun vaktidir güneşin tutulması diye anlaşılıyor. Veya küsufun birisi ay, birisi güneş tutulması ile ilgili namaz bunlar. İbadet ve duanın sebebi ve neticesi emir ve rıza ilahidir. Buranın da çok iyi anlaşılması gerekiyor. İbadet ve duanın sebebi. Niye ibadet ediyoruz? Niye dua ediyoruz? Emredildiği için. Maksat rızayı ilahi. Bu kadar. Faydası uhrevidir, dünyevi değil. Eğer namazdan, ibadetten dünyevi maksatlar niyet edilsen, yani ben salatu istisna kılıyorum, yağmur yağsın, bunun için bu namazı kılıyorum dense, tamamen buna niyet edilse, yalnız onlar için yapılsa o namaz battal olur. Geçersiz olur. Mesela akşam namazı güneşin batmaması için ve hüsuf namazı ayın açılması için kılınmaz. Niye hüsuf namazı kılıyoruz? Ay açılsın diye. Hayır. Hüsuf namazın vakti gelmiştir ayın tutulmasıyla. Ona bağlı olarak sen hüsuf namazı kılıyorsun demektir. Öyle de bu nevi ibadet yağmuru getirmek için kılınsa yanlış olur. Yağmuru vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Biz vazifemizi yaptık.
onun vazifesine karışmayız diye başlayan çok nefis bir izah var. Çok önemli dua ile ilgili olarak. Bunun çok iyi hazmedilmesi lazım. İnsanların ayaklarının çok sürçtüğü konulardan birisi diye ben şahsen bunu görüyorum. Demek ki ibadetler ve dualar için yapılır, emredildiği için yapılır. Duanın yapılmasına vesile olan şeyler o duanın vaktinin geldiğinin haberini teşkil eder. Maksat ve netice uhrevidir. Dünyevi menfaatler, maksatlar o ibadete gerekçe olamaz. Olsa eğer, illet olsa eğer ne olur? O ibadet batıl olur. O namaz battal olur diyor. Bu münasebetle 6 nokta beyan edilecek. Birinci nokta. Nimet ve rahmeti ilahiyenin fiyatı şükürdür. Peki nimete karşı, Allah'ın rahmetine karşı bizim ödememiz gereken fiyat nedir? Şükürdür. Biz şükrü hakkıyla vermedik. Evet, rahmetin fiyatını, buradaki rahmet yağmur olarak da anlaşılabilir. Çünkü yağmura tecessüm etmiş rahmet deniliyor ya, Beyt-i Kübra'da. Evet, rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi zulmümüzle, isyanımızla gadaip de çelbediyor. Cenab-ı Hak muhafaza. Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat, küfür ve isyanla nevi beşer tam tokada kendini müstahak etti ve dehşetli tokatlar yedi. Elbette bir parça hissemizde olacak. Cenab-ı Hak muhafaza. Buradan şunu anlıyoruz. Allah'ın nimetlerine karşı, rahmetine karşı şükürle mukabele etmemiz lazım. Eğer şükrü hakkıyla vermedik, hakkıyla kelimesinin altını çiziyoruz. Böyle dilimizle üstün körü değil, hakkıyla şükrü eda etmek gerekiyor ki Cenab-ı Hak bizi yağmursuzluktan veya rahmetsizlikten muhafaza etsin diye anlaşılıyor. İkinci nokta. Hadiste var ki hatta deniz dibindeki balıklar dahi günahkar ve zalimlerden şekva ediyorlar ki, şikayet ediyorlar ki onların yüzünden yağmur kesilir. Hatta bizim nafakamız azalır derler. Evet, bu zamanlarda öyle günahlar, zulümler oluyor ki rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor. Masum hayvanlarda azap çekiyor. Üstadın o dönemde söylediği bu hususta bugün geçerli değil mi diye düşünmemizi icap ediyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini istemeye yüzümüz var mı diye düşünmemizi icap ediyor. Ve zavallı mahlukatın rızıklarına da zulümlerimizle, günahlarımızla mani oluyoruz. Bundan da hakikaten titremek gerekiyor. Cenab-ı Hak muhafaza. Üçüncü nokta. Ayette vardır. Öyle musibetten kaçınız ki geldiği vakit zalimlere mahsus kalmaz. Masumlar ve mazlumlar da içinde yanar. Malum bu Enfal suresinin 25. ayeti vettegû fitne la tusibennellezîne zalemû minkum hâsâ ya'lemû innallâhe şedîdül ikâb. Cenab-ı Hak muhafaza. Öyle bir musibetten kaçının ki geldiği vakit zalimlere mahsus kalmaz. Masumlar ve mazlumlar da içinde yanar. Niye? Çünkü musibeti ammeden, musibetten masumlar harika bir tarzda yangın içinde selamette kalsalar hikmeti diniye bozulur. Dinin hikmeti bozulur. Çünkü din bir imtihan, bir tecrübedir. Masumlar muhafaza olsa, sadece zalimler o azaba düçar kılınsa sırrı teklife halel gelir. İmtihan sırrı bozulur. O vakit Ebu Cehil gibi fenalar aynen Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gibi tasdik ederler. Onun için musibet-i ammede masumlarda bela çekerler. Depremde böyle, ondan sonra kuraklıkta böyle, başka arzi ve semavi belalar da böyle geldiği zaman umumi geliyor. Masumlar da içinde düçar kalıyorlar. Ta ki sırrı teklife halel gelmesin, imtihan sırrı bozulmasın diyor. Dördüncü nokta. Şimdi malda ve rızıkta hilelerle, suistimalle, rüşvetle çok haram karıştı. Ve ikinciler kendi malına hakkıyla sahip olmadığı ve 10 adamdan 2-3'ü tam rahmete müstahak ise ikincilerin
malından istifade edenlerin 5/6'sı ya zulüm ile haram karıştırmakla ya şükürsüzlük ve rahmete istihkakını kaybediyor. Cenab-ı Hak muhafaza buyur. Demek ki rahmete istihkak kesbetmek lazım. İlahi rahmete müstahak olmaya çalışmak lazım. Bu da neyle olur? Haram ve helala dikkat etmekle olur. Haram ve helala dikkat edilmezse, helal ve haramlar karıştırılırsa eğer, o takdirde şükürsüzlükle rahmet istihkak kaybolur. Cenab-ı Hakk'ın azabına maruz kalma tehlikesi baş gösterir, Allah göstermesin. Dördüncü noktada altısı husus bu. Beşinci nükte, Salih Nur bu Anadolu memleketine belaların define ehemmiyetli bir vesiledir. Kur'an hakikatleri ya Salih Nur. Kur'an'ın hakikatlerin ifade edilmesi, açıklanması, tefsir edilmesi ya. Mesela demin niye okuduk? Dua ile ilgili ayetin tefsirini okuduk. Dua ile ilgili ne kadar ayet varsa Kur'an'da bir anlamda o ayetlerin bir çeşit izahı mesabesinde dediğimi kısmını okumaya çalıştığımız yer. O halde Salih Nur, Kur'ani hakikatlerin izahı, tefsiri olduğu için bu Anadolu memleketine belaların define ehemmiyetli bir vesiledir. Çünkü sadaka, başta sadaka, hasena, güzel ameller, güzel ibadetler, ihlasla yapılan bunlar belayı def ediyor. Belaları def ediyor. Tesbihatlar, tahmidatlar, tekbiratlar belayı def ediyor. Kur'an tilavetleri belayı def ediyor. Salavatlar belayı def ediyor. İster İslam'ın bütün bunları bünyesinde taşıdığı için Anadolu memleketine belaların define ehemmiyetli bir vesiledir. Sadaka nasıl belayı def ediyor? Bu hadiste sahih. Sadaka nasıl belayı def ediyor? Onun intişarı ve okunması külli bir sadaka nevinde. Salih Nur'un okunması külli bir sadaka nevinden semavi ve arzi belaların define çok emareler ve çok hadiselerle tebeyyün etmiş. Biz sadaka deyince hemen bu paraya dayalı, mala dayalı, tasadduku düşünürüz de hayır. O sadakanın akla gelen en zahir bir hali. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam güler yüzünde sadaka olduğunu söylüyor. Maruf sadakadır. Marufu emretmek sadakadır. Mümin kardeşine karşı güler yüz sadakadır diyor. Buradan baktığımız zaman tesbih sadakadır. Salavat sadakadır. Dua sadakadır. Kur'an hakikatlerini paylaşmak, müzakere etmek, anlamaya çalışmak sadakadır. Dolayısıyla Salih Nur bu açıdan bakıldığında külli bir sadakadır. Ve hadisle beyan edildiği gibi belaların ref'ine Allah'ın ihsanıyla ehemmiyetli bir vesiledir. Hatta Kur'an'ın işaretiyle tahakkuk etmiş ve yazmasını ve intişarını men etmek Salih Nur. Men etmek zamanlarında 4 defa zelzellerin başlaması ve intişarlarıyla durmaları, yeniden yazılmaya başlanması durmaları ve Anadolu'da ekser okunması 2. Harb-ı Umumi'nin Anadolu'ya girmemesine bir vesile olduğu gibi. Yani Cenab-ı Hakk'ın hikmetlerini biz kaderin düsturunun çerçevesinde tam anlayamıyoruz. Tamam, Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmedi. Onun zahiri sebepleri var. Ama bir de bunun kader açısından batini sebepleri var. Bunlar birisi Salih Nur'un Kur'ani hakikatlerin okunması, intişar etmesi, uygun şartlarda yazılması, paylaşılması, bu vesileyle insanların Rabbini tanıması, halisine Allah'a ibadet etmeleri, dua etmeleri, hayatlarını tanzim etmeleri, bu hakikatlerle. Bu Allah'ın ihsanıyla 2. Harb-ı Umumi'nin Anadolu'ya girmemesine vesile olmuştur. Çok iyi anlamaya çalışmak lazım diye şahsen kendime tembihliyorum. Çünkü Risale-i Nur, Kur'an'ın ahir zamanda bir dersi, bir tefsiri olduğu için bunların intişarına halel gelmesi, bunların okunmasına, bu hakikatlerin paylaşımına
helal gelmesi, getirilmesi belaların kendine okunması, müzakere edilmesi, intişarına vesile olması, çeşitli biçimlerde, çeşitli platformlarda, çeşitli formatlarda bu nur hakikatlerinin, iman, Kur'an hakikatlerinin paylaşılması, okunması da belaların, azil ve semavi belaların refine, define vesiledir diye anlaşılıyor. Ben olduğu gibi Suri vel asır işaret ettiği bu 2 ay kuraklık zamanlarında mahkemenin Risale-i Nur'un beraatine ve vatana menfaatli olduğuna dair kararını mahkemeyi temyiz, tasdik ederek tam bir serbestiyette Risale-i Nur'un intişar ve okunmasını beklerken, mahkeme böyle karar vermişken, temyiz böyle ama karar vermişken, bütün aksine olarak men edilmesi ve mahkemedeki risalelerin sahiplerine iade edilmemesi ve bizi de o cihetle konuşmaktan men etmeli cihetiyle belaların define vesile olan bu külli sadaki maneviye karşı çıkamadığı günahlarımız neticesi kuraklık başladı. Şimdi İstanbul'da mesela haberlerde geçtiği için dikkatimi çekti. Barajlardaki doluluk oranı %27'lere inmiş. %27. Ne kadar aşağı inmiş su. Bazı yerlerde seller var, tamam. Bazı yerlerde başka türlü arzi belalar, musibetler var. Ama İstanbul'da evet geçenler yağmur yağdı, bir takım yerler sel bastı ama halen barajlardaki suların doluluk oranı %30'un altındaymış vaziyette. Cenab-ı Hak imdad etmezse ne olur? 20 milyona yaklaşmış nüfusuyla insanlar ne yaparlar susuzluktan? Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Peki biz şunu düşünmeyecek miyiz? Hangi günahlarımızla biz bunlara vesile oluyoruz? Ortada bir musibet anne varsa eğer elbette kendimizi sorgulamamız lazım. Vazifemizi yapıyor muyuz? Kur'an hakikatlerini hayatımıza taşıyor muyuz? Bu Kur'an'ın hakikatleri intişarı için çalışıyor muyuz diye bize bak. Boyutu biz bunları düşünmemiz lazım. Toplumun bu noktada intibaha gelmesi için çalışmamız lazım. Kur'an'ı hakikatlerin neşvinaması için çabalanması lazım. Ama bakıyoruz ki toplumda büyük bir savrulma gözleniyor. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. 5 dakikamız var. Altıncı noktayı da okuyalım. Altıncı nokta, yağmursuzluk bir musibettir. Musibettir. Ve bir cezai amel bir azaptır. Amellerimizin karşılığı olan bir azaptır. Buna karşı ne yapmak lazım? Buna karşı ağlamakla ve hüzün ve kederle, niyaz ve hazinane yalvarmakla ve pek ciddi nedamet ve tevbe ve istiğfarla karşılamak ve sünnet-i seniyye dairesinde bid'alara karışmadan şeraitin tayin ettiği tarzda dergah-ı ilahiye intica etmek ve dua ve o hale mahsus ubudiyetle mukabele etmektir. Ben şimdi maddi kuraklıktan, maddi yağmursuzluktan bahsettim de İstanbul örneğinde manevi kuraklık var ülkemizde. Adem İslam'da, belki insaniyette manevi kuraklık var. İnsanlarda savrulma var. Hayata niye gelmişler? İnsan bu dünyadaki vazifesi nedir? Bizi yaratan, rızıklandıran kimdir? Bunları hesaba katmayan, tamamen dünyaya odaklanan bir savrulmayı biz görmüyor muyuz toplumumuzda? Kılık kıyafetten ticari hayata varıncaya kadar, ibadetlerdeki tekasülden ve mala ibadetlerdeki tekasülden ve laubalilikten iman zaafına kadar bütün zaaflar, bütün ahlaki zaaflar toplumumuzu kuşatmış vaziyette değil mi? Buna karşı hakikaten bu manevi kuraklığa karşı, maddi kuraklıkla beraber bu savunmaya karşı, bu musibetlere karşı intibaha gelmek lazım. Üstad onun burada reçetesini veriyor. Bir daha okuyup bu paragrafı bırakacağız. Ne yapmak lazımmış? Yağmursuzluk bir musibettir. Manevi yağmursuzluk da bir musibettir. Toplumun savrulması da musibettir. Gençlerin savrulması da bir musibettir. Ve bu cezai amel bir azaptır.
yapılan amellerin karşılığı olan bir azaptır Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Buna karşı ben tek tek saymayacağım da numaralandırmayacağım, uzar okuyacağım, ağlamakla manevi olarak Cenab-ı Hakk'a üzüntü içerisinde gözyaşı dökerek tazarru ağlamakla ve hüzün ve kederle, yani dille değil sadece, ya mahzun olarak yaptıklarımıza nedamet duyarak vazifemizi hakkıyla ifa edemedik diyerek büyük bir pişmanlık ve keder içerisinde başka niyaz ve hazinane yalvarmak. Hazinane hüzün içerisinde Cenab-ı Hakk'a tasarruda bulunmak suretiyle ve pek ciddi nedamet. Ben demin nedamet demiştim. Üstad beni tasih etti. Öyle sıradan bir pişmanlık değil. Pek ciddi bir nedametle ve tevbe. Zaten nedamet tövbedir. Pişmanlık tövbedir diyor Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Pek ciddi nedamet ve tövbe ve istiğfar. Tövbe ne demek? Tövbe günahtan dönmek demek. Günahlardan dönerek, vazgeçerek, bir daha işlemeyeceğimizi azmederek, başka istiğfarla Cenab-ı Hak'tan mağfiret niyazına bunlara karşılamak. Başka? Sünnet-i seniyye dairesinde olmak. Ne demek? Bid'alara karışmadan, yeni yetme fikirlere, düşüncelere, hadisleri bir kenara bırakan bir takım uç anlayışlara savrulmadan, bid'atlara karışmadan, sünnet-i seniyye dairesinde şeraitin tayin ettiği tarzda, şartların gerektirdiği tarzda dergâh-ı ilahiye iltica etmek, samimane, halisane, bütün duygularımızla, bütün latifelerimizle onun dergâhına sığınmak ve dua ve o hala mahsus ubudiyetle, o hal neye gerektiriyorsa, işte bazen zikrettim, siz ekleyin diyelim diyor. O hala mahsus ubudiyetle mukabele etmektir. Hem böyle umur musibetler eksel nasın hatasından geldiği cihetle o insanların ekseri kısmı azam tövbe ve nedamet ve istiğfar etmekle def olur. Sadece birden yapması da değil. Adem musibetler umumun hatasından kaynaklanıyor. Öyleyse ekseri nasın da kendisine gelmesi lazım. Kendisine gelecek tarzda çaba gösterilmesi lazım ki tövbeyle, nedamet ve istiğfarla o belalar, yaşadığımız belalar, maddi belalar, manevi belalar ki şu anda en büyük bela olarak mesela ekonomik belaları yaşıyoruz. Hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Fiyatları çıldırmış gidiyor. Markette insanlar her defasında gittiğinde şaşırıp kalıyor. Bu musibet değil mi? İşte bütün musibetlere karşı, maddi ve manevi musibetlere karşı tövbeyle, istiğfarla, hazinen Cenab-ı Hakk'a tazarru ile mukabele etmek lazım diyerek usta ve bu vesileyle bu hakikatleri bizim önümüze koyuyor ve bizi uyarıyor. Cenab-ı Hak ders almayı ihsan eylesin. Nedamette, pişmanlıkla, kusurumuzdan tövbe ederek kendisine tazarruda bulunmayı ihsan eylesin. Maddi manevi savrulmalardan, yağmursuzluklardan, gençlerimizin felakete gitmelerinden muhafaza buyursun ve rızasına nail eylesin inşallah. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet amma yasifun ve selamun aleyküm ve rahmetullahi rabbil alemin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena innek entel alimul hakim ve ahu davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.